Selamun aleyküm. Değerli takipçilerim, kız kardeşlerim, ablalarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız bir soğuk Almanya gününden. Gene tarlaya geldik, böyle sizlere buradan merhaba diyeyim dedim. Böyle geçen kırdıydık sizle lahanamızı, biliyorsunuz. Bakın o taraf kırılmış, burası duruyor. Şöyle poşetlerimi ben belime taktım. Geldim bugün de buraya. Ben ufak eltimin annesini Türkiye'den geldi aradım. Dedim ki ne var ne yok Sebahat teyze, böyle böyle. Biliyorsunuz bir bayramda gittiydik oraya. Bu son bayramda tanıştırdıydım sizle onları da. Dedim lağnan var mı Sebahat teyze? Yok dedi. Dedim gelmişken bir çantada kırıp eltimin annesine yollayacağım. Sizle beraber kıralım. Hem sohbet edelim hem kıralım lağnamızı dedim. Telefonumu nereye koyduğumu görseniz gülmekten hep ölürsünüz. Ha burada bir çubuk var. Çubuğun ucunda gugar var. Gugarla bile koydum bunu ağaçı. Dedim Erdoğan'a ki Erdoğan tripod arabada mı? Dedi bak hatun arabada. Ara 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 tripod arabada yok. E ne Tecu? Çekmesem de darlanırım. Abile her an düşebilir yani. Ha o şekilde. Gel bir şeyle etmeye çalışacağım. Aha halım aha çulum. Her zamanki gibi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Hadi bakalım. Düşerse düşecek. Düşmedi bir şey yok. Lanalar abla sanki kara şey, katırın yağdı, katırın. Sizinkiler de böyle oluyor mu bilmiyorum ya. Abla siz ellerinden kırı da yollayayım. Çok severim bunu, çok iyidir valla. Beşi tazeliyor o zaman. Öyle. Bilmeyenlerimiz için lahana nasıl temizlenir? İşte bile temizliyor. Yeni bir dolma kısar ağrı da insanın gönlü geçer. Olmayan arar. Olmayan heves eder. Değerli dostlarım, olmayan heves eder. Allah herkese versin. Kimseyi kimseye muhtaç etmez. Çocukların babalarınla oynayınız. Dedim siz oynarken ben hemen kaçıp geleyim. Bir dahaki
gelmeye fasulyeleri koparacağım şeyleri, köklerini Allah nasip etsin. Yani bunu böyle da kırmazsan başka alamazsınız da. Gerçekten böyle bu şekilde olması lazım. Bunları ablaya atarım ya, eskileri. Bunların ortalığı hiç şeysi, zararı yok. Onlar da kuruyu gidiyorlar. Bir daha gelmeye görme bile görmüyorum onları. Sanki katran çekildi onlara, katran. Su gibi duruyor, su gibi. Önce iyilerini alıyorum. Koyarım abule poşeti. Sonra da şu kötü yapraklarını atarım. Bakın ha. Tuhaf oldu.
Bu arada hepsi çocuğunuzun tekrar tekrar güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsi uzun. Kanalıma yeni gelenler hoş geldi, sefa geldiler. Hala yazanlar var. Sen Almanya'da mısın? Abla Türkiye'de misin? Trabzon'da mısın yani? Canlarım ben Almanya'dan yeni gelenlere söylüyorum. Frankfurt'ta oturuyorum. Buraya ben evlendim de geldim. Ben Türkiye'den geldim. 13 yıl olacak ben Almanya'ya geleli. Yani benim eşim burada doğma büyüme. Ama biz orada tanıştık. Eşim izine geldi işte. Öyle evlendik. Buraya gelmiş bulundum. Yani benim bu bahçemi soranlar var. Abla bahçen nerede? Bahçem Almanya'da. Değerli takipçilerim. Ben Almanya'dayım. Seni de bir kere Allah nasip ederse gidiyoruz, izine görüyoruz anamızı babamızı. Hiç bize yetmiyor. Anadan babadan doyulmaz. Ama çok şükür hiç gidemeyenler de var. Hamdolsun Allah'ıma. Yine biz gidiyoruz. Bak virüste gidemeyen herkes var. Belki ortalık daha kötü olur. Kimse gidemez. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. Yani böyle. Bir de bahçemizi soranları var. Arkadaşlar bu bahçe cadıydım size gene değil. Benim kaynatamın babasının bahçesiydi yani. O kiraladıydı burayı. Kaynatamın, rahmetli kaynatamın babasının kiraladıydı dediğim gibi. Ondan sonra o yaşlandı. Şimdi o da vefat etti tabii dedemiz. O yaşlandı yapamadı. Ondan sonra birlikte kayınvalidem onlar da yapardılar burayı tabii. Biz yokuduk. Biz daha gelin gelmedik burayı. Onlarla bile yapardılar buraya işte bahçeyi. Sonra kaynanan belde verdi bize burayı. Yani kirası ödeniyor buranın. Kayınvalidem ödüyor. Allah razı olsun. Ama kira yani bizim değil. Hani bizim olsun. Ya bizim de olsa ne olur, kalacak gene burada. Hangimiz peşimize bir şeye gidiyoruz. Anladın mı? Ama yani sakin, burada kafamıza vuran yok ama mesela böyle çok da burada ses yapamazsın. Çünkü burası ev dolu. O zaman şikayet edilir yani. Öyle Almanya mesela, Türkiye'deki bilmeyen ne belki vardır. Mesela Türkiye olsa, ha şimdi diyelim tarlada ev olmayan yerde ben birinin evine duman gider diye gene kızıken yakmazdım Türkiye'de. Mesela bu mısırları şimdi böyle kurularını tak burada ateşe yak. Ama yakamazsın burada işte yasak. Evlere duman gidiyor. Hemen polis gelir hemen. Ben o mısırları da şey yapacağım. Bir şekilde değerlendireceğim. Dur bakalım. Gömer miyim onları oraya? Ne yaparım bilmiyorum. Ben orada bir yer var, arkada kullanmadığımız bir yer, ağaçların arası. Oraya bile yuva ayırım mısırları. Tabi tarlanın diyelim pisliklerini kıyı bucağı daha toplayı temizleyecek. Orada çürüy, oranın çürük oluyor, çok güzel bir toprak. Orayı, o toprağı buraya belledikten sonra buranın üstüne döküyorum yani. Bu mısır talaşları malaşları var ya, onlar gene gübre oluyor yani, çok güzel. Aha. Lahanalarımızı da kırdık. Poşetimizin içine doldurdum. Ha aşağıda da bakayım birkaç tane biberlik de koyayım içine. Görüyorsunuz da biberliği. İnşallah görüyorsunuz da bilmiyorum da. Sizi oraya getireyim bakayım getirebilir miyim dur. Kapatalım. Ama yok, biberlik görünüyor. He görünüyor. Hiç kapatmaya gerek yok. Hala dur.
Teyzeler. Çakmayayım mı o kamera? Oğlum düşüreceğim de yüzümün üstüne. Niye bu böyle oldu ki? Aldım kamerayı, geldim buraya. Şöyle birkaç tane cadım gibi süperlediğim de daha iyi. Yani. Bunlar cadım gibi biraz daha donacaklar arkadaşlar. Şimdi daha biber koyayım Sebahat teyzenin çantası. Ya Zuka onu biri kırdı ha. Şimdi verene gideyim ben, verene verene. Maşallah subhanallah. Bunları büyülüyorsunuz. Ben fidanlarını camımın önünde yetiştirdim evde. Değerli takipçilerim, evde yetiştirdim bunları, evde. Ekmek olsa da, sağlık olsa da yaptım. Bitti. Aha. Bir azıcık daha koyayım buraya. Görünmüyor da. Ha, orada bir mısır gördüm. Bakacağım içi var. Çok taze gördüm. Aldım. Öyle yok içinde. Gene bunları çıkarayım, atmayayım onu da. Ha bunları böyle çıkarayım da atayım şeyi. Lahana çorbasının içine. Çok güzel olur. Günahtır. Haydi geçelim o tarafa bakalım daha ne var ne yok. Şimdi bu tarafa geldik değerli takipçilerim. Ben size şimdi bir şey söyleyeyim. Ben biraz vurdum. Bakın yere. Size de göstereyim. Şöyle sülük ilacımız var. Bu sülük ilacını marulları hep iyi bir şey diye buraya vuracağım. Biraz vurdum. Size göstermedim. Dedim göstereyim de size. Bauhaus'larda böyle nasıl diyeyim size bahçe malzemesi satan yerlerde bundan bulabilirsiniz. Böyle balık maması satan yerler de var. Oralarda da var. Şöyle bundan alın. Böyle vurun bakın. Ha böyle ek yavuruyoruz ek ya. Ek yavurur gibi böyle vurabilirsiniz. Şöyle şu tarafa vurmadım. Buraya da vurarak size göstereyim. İstedim. Şöyle bakın yeterli. Gene bir daha göstereyim size. Neudorf yazayını. Neudorf Schinecken Korn. Schinecken Korn ismi. Şöyle sülük ilacımızı da vurduk. Şimdi bu tarafta biraz daha boş yer var. Bakın şurada. Oraya sızlanan marullarımızı
Dikiyorum. Bunun tohumunu kaynanam ekti. Dedi bana kızım oradan al diksen de. O gelemedi biliyorsunuz. O da biraz hasta. Dedim anne dikeyim de sen de al. Kim alırsa alsın. Bahçeye gelen alsın yazsın işte ikimiz. Komşulara veririz iki kök. Görüyorsunuz beni de. He. Biz alırız. Olursa da Allah verirse. Yani ama buranın işi bitti. Bu saatten sonrasını iyi koklu. Sık sık dikirim onu. Yeğeni yasın. Yemeğin de kalıp bize getir. Heveslerim diye yaktım onu. Dikirim onu. Ama koklu sülük çok var. Bu aydan sonra daha bir şey olmaz burada pek. Hep kesilme iyi. Şöyle parmağımla bile dikiyorum onu. Olursalar Allah hayırlı yemek nasip etsin. Herkese güzel. Normalde marul dikmeye bu sık ama iyice kuni. Buraya üçüncü defa dikiyorum. Ya bunlar da taze fıtığı. Bunlar da diktik çabuk çabuk. Şöyle. Şöyle marulumuz dediğim gibi soğanımız. Böyle. Bunları bak daha önce diktiydim. Biliyorsunuz. İlacımızı da vurduk. Buraya maydanoz yaktım. Bakın bitiyor. Görebiliyor musun? Bakın. Maydanoz tohumumuz bitiyor. Ha o tarafı ıspanak yaktım azıcık. Şöyle göstereyim size. Bakın buradaki çileği. Hala çilek var onda. Ispanak tohumunun tam ekilme zamanı. Bakın bittiler. Soyanlar olmuş. Ben bunların tohumunu her zaman söylerim size. Annemden aldım. Yani annem verdi bana. Onun tohumlarını ekiyorum, dikiyorum. Şöyle incir ağacımız da bu sene olmadı. Niye bilmiyorum. Aha, ha burada bir de ne var? Ana bakın bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah subhanallah. Bakalım daha var mı? Aa. Sanki orada da bir dene var. Ama o çürüdü. Bundan ben geçen sene o kadar oldu ki reçeli yaptıydım bir küçük kavanoz. Ama bu sene yok abile soğuktan eridi gitti. Bu sene olmadı. Bak ayrım ama yok. Şurada bir tane gördüm. Aa. Şurada bakın. Nerede? Ha burada. Aha. İki denecik incirimiz öldü.
Haydi şimdi gidelim. Bu arada sabahtan beri elimle çekiyorum. Tripodu unuttum tarlada. Aha tripod. Hep de çamur. Ah. Ha, o kadar zahmet çaktım. Ben oraya bu tripodu takana kadar eğildim bayıldım. Duruyor fasulyenin kenarında. Aldım da Erdoğan'ın günahını. Derim bağ tarlada dedi burada bir şey yok. Şöyle. Bir dahaki gelmeye de bunları toplarım. Yetiştiremiyorum işte. Geç kaldım evi. Bittiler yani. Ondan sonra buranın içine de bir şey ekerim bunları kopardım mı da. Ne ekerim ne tikerim bilmiyorum yetiştirebilirsem. Bir şey eki tikerim. Yetiştiremedim. Dursun oğlum. Elemem ya. Ne eteyim? Orada da bir domates daha var. Biraz da evde kızarsın. Her şey zamanında güzel. Değerli takipçilerim. Her şey zamanında güzel. Haydi şimdi gidelim. Burada komşunun bahçesi. Burada bir şeycik yok. Ben arabayı oturdum. Yine karşımızda yorgun bir Filiz var. Bahçede suyumuz bile yok. Ellerimi bile buraya bakın. Yıkayamadım. Değerli takipçilerim. Kusuruma bakmayın. Gideyim poşetlerimi arkaya koydum. Bu koltuğun arkasında ama görünmeyilir. Onları vereyim eltime. Ondan sonra gideyim ev cihazıma. Bakarım ne yapayım. Yemeğim yok idi. Yemek ne yaparım bilmiyorum. Abi biberleri dedim doldururum. Biber dolmasın da Erdoğan yemeği. Ona da bir şey buluruk. Lahmacun istediydi. Ama şimdi hiç lahmacun yapacak halim yok. Doğrusunu araysa olsun. Bakayım ne yeterim, ne yaparım. Buradan bir gideyim. Videom bu kadarcık olsun. Kusuruma bakma. Tek başıma bu kadar yapabilirim sizler için. Gene de beni izliyorsunuz. Yazıyorsunuz bana Instagram'dan Filiz seni WhatsApp'ta paylaştım. Facebook'ta paylaştım. Arkadaşlarıma dedim. Hepsi yüzden tek tek Allah razı olsun. Yani hakkınızı ödeyemem. Hakkınızı helal edin. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Videomu beğenmeyi, beğeni tuşuna basmayı. Ücretsiz abone olunuyu biliyorsunuz. Abone olmak asla ücretli değil. Abone olabilirsiniz kanalıma. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Hepi sucuğunuzu çok çok seviyorum. Hoşça kalın.